Termek Kocaman'dayız. Mayıs böceğiyle mücadeleye başlayacağız şimdi. Daha önce yaklaşık 2 ay öncesinde geldiğimizde burada ocaklarda kuruma, yeni dikilen fındıklarda tutmama gibi şikayetlerle geldik. Daha sonra o zaman kökleri açtığımız zaman mayıs böceği larvalarına rastladık. Biz de bununla ilgili kireç uygulaması yapacağız şu anda. Kireç uygulamasını neden yapıyoruz? Önce ondan bahsedeceğiz. Ne işe yarıyor? Burada mayıs böceği larvaları kupak yüzeyine en yakın olduğu zamanlar mayıs sonu ve haziran başıdır. Biz mayısın ortasında bu tarım kirecini ocakların diplerine dökeceğiz. Yaklaşık bir 10-15 gün boyunca yağmur suyuya veya kendisi eriyerek toprakta karışacak ve kök bölgesinde olan böcekleri bu şekilde yakacak. Uygulama şekli bu şekildedir. Daha önce denenmiş ve gayet olumlu sonuçlar almıştı. Bu bizim A planımız. Bunu uygulayamadığımız yerlerde daha farklı yöntemlerimiz var. Onları uygulayacağız. Ama buradaki alan bayağı geniş. Burada yani damla sulama yapmaya kalkarsak biraz fazla maliyetli olacaktır. Bir de fazla işçilik olacaktır. Şu an en uygun uygulamamız kireç uygulaması olduğundan dolayı burada kireç uygulamasını yapacağız. Burada yeni dikilmiş fındıklar var. Bunlara şimdi diplerini, tarım kirecini atacağız. Ocak başına yaklaşık 1 kilogram kadar atmamız yeterli. Şu hemen hemen vardır 1 kilogram. Belki biraz daha fazladır. Şu şekilde. Şu yeterli. Bu şekilde tarım kirecini toprağa bu şekilde karıştırıyoruz. Bunu daha sonra dediğimiz gibi toprağa karışacak yağmur suyuyla. Daha sonra burada böceği yakma suretiyle mücadelemizi yapmış olacağız. Yine burada gelişmiş ocaklar da var. Bunlarda da aynı şekilde dip sürgünlerini aldıktan sonra aynı şekilde kireç uygulamamızı yapıp daha sonra sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Kireç uygulamamız bu kadar. Yeni uygulamalarla karşınızda olacağız.